Hafta sonları yasak kaldırılsın. Yasaklar çünkü hem eğitimi kısıtlıyor hem ticareti kısıtlıyor. Cumartesi pazarları açılması lazım, düğün salonları açılması lazım. Esnaf yangın. Abla bu zamana kadar hiçbir karar alınmadı. Yani ben şu anki durumdan memnunum. Türkiye'de il bazlı koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Bugün ise saat 17'de koronavirüs bilim kurulu toplanacak. Kayseri halkına Kayseri ile alakalı ne tür kararlar alınması gerektiğini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. İller bazında koronavirüs vakaları açıklandı. Sizce Kayseri için ne tür kararlar alınmalı? Kayseri'ye hangi kararı alsalar da önüne duramazlar ki? Çünkü insanları çok değişik, kurallara uymayan insanlar. Ve bu böyle devam eder diye düşünüyorum Kayseri açısından. Siz ne düşünüyorsunuz? Sosyal mesafenin korunması daha iyi bence yani. Şu anda ben bakıyorum hiçbir sosyal mesafe yok. Bilim kurulunun ne öngörüyorsa ona göre aynısı yapılması gerekir. Yani tedbirlerin artırılması gerekiyorsa artırmak gerekir. Yani onu doktorlarımız, bilim kurulları onları biliyor yani. O anlamda gevşetme diyorsun. Yani gevşetme gibi halk arasında yorum var ama kesinlikle sağlığımız daha önemli. Yani bilim kurulu ne yapıyorsa onu yapması gerekir. Yani ne açıklıyorsa onu uygulamamız gerekir. Ya öncelikle sırf Kayseri için değil, mesela hafta sonu ben bir market çalışanıyım. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor ama hafta içine nazaran daha kalabalık oluyor, daha iç içe oluyor. Yani en azından tedbirler bu yönde alınsa daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yani hafta içi diyelim 5 kişiyi 12 saate yayıyoruz ama hafta sonu 10 kişiyi 8 saat içinde alıyoruz. Yani bu bir tedbir değil aslında. Bu daha çok sıkıştırılmış bir nasıl diyeyim yayma çabası gibi görüyorum şu anda. Şu an için aklımda herhangi bir soru cevap şeklinde bir şey söyleyemem size de en azından hani kısıtlamaları biraz açmalarını isterim. Niye isterim? Çünkü şimdi insanlar gene birbirleriyle içli dışlılar, alışverişlerini yapıyorlar, güncel hayatlarına devam ediyorlar. Eskisi kadar sıkmalarına gerek yok diyorum bence. Ne kadar sıksalar da herkes birbirine gidiyor, geliyor, görüşüyor, alışverişlerini yapıyor. İstediklerini gene bildikleri gibi yapıyorlar. Şu anki kararlar normal, devletimizin yaptığı kararlar normal ama halkımız bilinçli ne desek dahi yine de bilinçli. Bakıyoruz şöyle, hepsinde de maskeler var. Anlatabildim mi? Ama burada bir mağduriyet var. Şu esnaflarımıza, kebapçılarımıza falan ne? Bunlara bir HES durumlarıyla açılmasını tavsiye ederiz. Bu esnaflarımıza gerçekten zor durumda. Ekim ayından önce bayağı bir çılgınlık vardı. Ama gördüğüm kadarıyla Ekim ayından sonra düzelmeye başladı. Alınan tedbirlerde 3 gün öncesinden İstanbul'daydım. Bugün gece geldim. Biraderim rahatsızdı, onun için gitmiştim. Ama Kayseri, Ankara'ya gider gelirim. Kayseri'de benim gördüğüm kadarıyla tedbir iyi. Genelde de eskiden bu dediğim 4-5 ay önce, 6 ay önce gençlerimiz haddinden fazla şeydi. Yani aldırış etmiyordu. Hani bir atasözü var, bana dokunma yılana bin yaşa derler ya. O şekildeydi ama onlar da baktı ki ha bizlerden şey oluyor yani bizler gencik bizlere bulaşmaz. Büyüklere bulaşır gibisinden ben 66 yaşındayım. Onun için yani alınacak tedbire gerek yok. Allah razı olsun devletimiz, Sağlık Bakanımız alıyor. Ya şimdi şöyle ben bir amatör sporcu olaraktan bu futbol oynamamıza izin verilmesi gerek. Çünkü neden? Bütün spor müsabakaları şu anda oynanabiliyor. Biz niye oynayamıyoruz? Halı saha yapamıyoruz. 2 senedir ayağımıza top değmiyor. Spordan uzak kaldık. Sağlık açısından bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama ben örneğin spor yaparken hiçbir sağlık sorunum yoktu. Şimdi sağlık açısından biraz sıkıntılı duruma girdik. Şu anda akşamki dinlediğimize göre Kayseri'nin vahasını bilmiyorum. Yüksek mi illere göre, düşük mü onu bilmiyorum. Eğer düşükse küçük esnaflar biraz düşünüp cumartesileri açılmasını isteriz. Bir de gençlerimiz düğünler yığıldı. Salonlarımızın açılmasını istedik. Sağlık ne kadar önemliyse biraz da küçük esnaf kitlendi. İş potansiyeli daraldı. Bunları göz önüne alınmasını isterim küçük esnaf olarak. Eğer Kayseri daha tedbirli, daha sağlam davranıyorsa biraz gevşetme gitmeli. Eğer yok, biraz vaka sayısı çoksa aynı kısıtlama devam etmeli.
Şu anki yasaklar bence gereksiz. Vatandaşların dikkatli olması daha verimli. Yasaklar kaldırılarak, vatandaşların dikkatli olması teşvik edilerek daha verimli olabilir. Yasaklar çünkü hem eğitimi kısıtlıyor, hem ticareti kısıtlıyor. Ülkeye zarar verdiğini düşünüyorum. Yasaklar bence kaldırılarak vatandaşların dikkatli olması teşvik edilebilir dediğim gibi. Gayet cumartesi bazıları açılması lazım, düğün salonları açılması lazım. Esnaf yangın. Gayet güzel yönetiliyor ya. Kararlar da uyumlu. Çok beğeniyoruz biz. Yani çok da fazla bir Kayseri'de çok artım yok koronavirüsten dolayı. Beğeniyorum ben. Bütün önlemler alınmış zaten. Kayseri çok güzel bir şey. Peki koronavirüs önlemleri hafifletilsin ister misiniz? Hafta sonları yasak kaldırılsın. Bir zahmet dışarı çıkmak için. Çünkü zaten yani sokak şeylerinde, işlerinde herkes dışarıda zaten. Bence kaldırılmalı. Abla, bu zamana kadar hiçbir karar alınmadı. Yani bu saatten sonra da alınsa ne olacak? Herkes her yer kırılıyor. Esnaflar kırılıyor. İş yerleri kapanıyor. Yani kapananın gidenin haddi hesabı yok. Biz de esnafız. Mesela işler yarı yarıya düştü. Yani demek istediğim daha çok şeyler var ama diyemiyorum. Bunun başta önlemine alınmalar lazımdı yani. Başta almaları lazımdı önlemini. Ama bu saatten sonra alsalar da bir faydası olmaz bence. Aşı geldi, vuruluyor, gene olma ihtimalim var diyorlar. Ben yani bir şey diyemiyorum. Yani ben şu anki durumdan memnunum. Yani böyle gitmesine ben bir sakınca görmüyorum.